Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu haberimiz epilepsi hastalarını çok yakından ilgilendiriyor. Musa henüz 5 yaşında günde yaklaşık 3-4 kere epilepsi hata geçiriliyordu ama dün yapılan operasyon sayesinde artık bu ataklardan kurtulabilecek. Musa doğumsal epilepsi hastalığına sahip bir hasta. Yani doğduğundan beri epilepsi hastası. Günde en az 2 veya 3 defa nöbet geçiren bir hastaydı ki bunu 2-3 tane ilaç alarak Günde 2-3 defa nöbet geçiriyordu. Nöbet geçirdiği esnada e, kafa travmasına açık oluyor. Bu sırada etrafında ne varsa işte kafasını çarpıyor, vücudunu çarpıyor. Yani travmaya açık oluyor. Konuşamıyor, e, iletişim kuramıyor, e, söylenenleri anlamıyor. Yani nörolojik gelişiminde de problem var. Musa'nın operasyonu yaklaşık 2 saat sürdü. Şu an ne isterse yiyebiliyor içebiliyor, hareket edebiliyor. Yarın pilini çalıştırmayı planlıyoruz. Sonrasında da hastamızın nöbet sıklığının ne kadar azalıp azalmadığını kontrol edeceğiz. İstediğimiz e, o düzenlemeye gelene kadar da pilindeki ayarını yapıp biz, bu bizim için uygundur dedikten sonra da hastamızı ülkesine göndermeyi planlıyoruz. Küçük kesilerle yapıyoruz biz bu ameliyatları Burcu Hanım. Ortalama 5 santimlik kesilerle yapıyoruz. Estetik kapatıyoruz ve gördüğümüz gibi hastamız ameliyattan daha bir 24 saat bile olmadan telefonuyla oynuyor. Bu epilepsi pillere takılırken beyne hiç müdahale edilmiyor. Küçücük kesilerle yerlerine yerleştiriliyor. Bu ameliyat şu VNS dediğimiz vagal sinirin stimülatörü ameliyatı. Normalde ilaca dirençli epilepsi hastalarında yani bir hasta epilepsi hastası genelde bu hastalığın tedavisi ilaçlarla olmakta. Ama iki veya daha fazla ilaç kullanmasına rağmen nöbetleri geçmiyoruz hastanın. Ya da epileptik odağa yönelik beyin ameliyatı olmuş ama hala şikayetleri yani nöbetleri devam eden hastalarda yapılan bir yöntem. Bu pil beynin epileptik odak oluşturması için beyin o epileptik odak nöbet yapmaya hazırlandığında bunu hissediyor ve sinir üzerinden bu etkiyi bloke ederek hastanın nöbet geçirmesini engelleyen, blokaj sağlayan önemli bir pil. Böylelikle ciddi oranda hastalarda şikayetlerde düzelme mevcut. Beyin pili operasyonları beyne hiçbir müdahale edilmeden ortalama 2 saat sürüyor ve hastalar ertesi gün taburcu edilebiliyor. En sık beyin omurluk ve omurga tümörleri ve beraberinde omurga dejeneratif hastalıkları ameliyatları yapmaktayız. Bu halk arasında bel fıtığı, boyun fıtığı, bel darlığı, boyun darlığı ameliyatları yapılmakta. Tabii tümör ameliyatlarının her çeşitini yapıyoruz hem erişkin hem de çocukta. Ve son yıllarda daha popüler olan beyin pil ameliyatları, ağrı pil ameliyatları ve epilepsi pil ameliyatlarını da yapmaktayız. Beyin cerrahisi ekip işi ve aynı zamanda teknoloji işi. Ee, çünkü biz ileri düzey beyin cerrahisi mikroskoplarıyla bu ameliyatları yapmaktayız. Yaptığımız ameliyatlarda mutlaka ekstra başka ileri teknolojiyi kullanmak zorundayız. Ve bu ameliyatlar tek kişili olmuyor. Parkinson hastalığında da beyin pil operasyonları yapılıyor. Beyinde derinde yerleşen bizim hareketlerimiz sağlayan çekirdeklerdeki bozulma yapıyor bu hastalıkları. Bu çekirdeklere önceden ince hesaplanmış elektrotlar yönlendiriyoruz. Yine bu da yine cilt altında yerleşen bir pil tarafından verilen uyarılarla o çekirdeğin normalde üretmesi gereken uyarı olmadığı için biz dışarıdan bir pil sayesinde bu uyarıyı veriyoruz ve bunun sonrasında direkt ameliyatta fark ediyoruz. Hastanın titremesi, hareketlerindeki bozulmalar düzeliyor. Beyin cerrahisi deniz ince akla fıtık ameliyatları da geliyor. Artık fıtık ameliyatından bir gün sonra taburcu olunabiliyor. Artık e, günümüzde o oda teknolojiyle beraber kapalı ameliyat dediğimiz işte mikroskop altında endoskopik olarak fıtık ameliyatları yapılmaktadır. Bir buçuk iki saatlik bir ameliyat. Ortalamada hastanede bir günlük bir yatış süresi var. Eğer ki hastanın e, siyatarcı dediğimiz bacak ağrısı varsa bacağında bir kuvvetsizlik, bir felç durumu varsa e, hastaneye başvurmalıdır. Türkiye'de beyin cerrahisinde başarılı mıyız sizce hocam? Dünya ile kıyasladığımızda e, gelişmiş ülkelerle beraber aynı seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle işte beyin tümörleri, e, Parkinson hastalığı ve diğer epilepsi gibi rahatsızlıklarda gelişmiş ülkelerdeki gibi aynı cerrahileri yapmaktayız. İhmal etmeyin, daha kötü sonuçlara sebep olabilir.